TES 2023'te Türkiye'nin gururu Vestel'in standına geldim. Türkiye'nin gururu diyorum çünkü az önce standı gezme ve Vestel'in yaptığı yeniliklerle alakalı bilgiler alma fırsatım oldu. Gerçekten öğrendiğim şeylerden dolayı gurur duydum bir kere daha. Çünkü ülkemizde teknoloji artık bambaşka bir seviyeye doğru gidiyor üretme anlamında. Vestel de bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Arkamdaki standta çok önemli yeni ekosistem geliştirmeleri var. Özellikle akıllı otomobiller, yeni otomobiller, elektrikli otomobiller, bir sürü size böyle kavram sunabilirim, kavram söyleyebilirim. Bu konuda Vestel'in çok acayip bir vizyonu var arkadaşlar. Özellikle Vestel şunu söylüyor. Diyor ki ikinci bir Vestel doğabilir. Yani bu elektrikli otomobiller sayesinde ikinci bir Vestel'in bile doğabileceğine inanmış firma ve bu yolda da önemli adımlar atmış. Şimdi isterseniz standa doğru geçelim ve sizlere Vestel'in yaptığı yenilikleri tek tek göstere göstere anlatayım. Vestel şu anda dünyadaki birçok otomotiv üreticisine ekran paneli konusunda destek vermeye başlamış. Bazı çalışmalar yapıyorlar. Sizlerle paylaşabileceğim detaylar var. Onları da sizlere aktarıyor olacağım. Özellikle şu anda önünde durmakta olduğum bu paneller çok etkileyici arkadaşlar. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Bakın şimdi bu bir herhangi bir elektrikli otomobilin yeni nesil ekran panellerinden bir tanesi. Ancak burada önemli bir geliştirme var. Şu iki panel hali hazırda OLED bir panel ve şurada üçüncü gözüken panelimiz ise bir LCD panel. Normalde LCD'de belli bir siyah görebilirsiniz. Yani belli bir yerden sonra bir siyah görmeniz mümkün olmuyor. Vestel burada bir mühendislik yaparak şurada görmekte olduğunuz OLED ile bu LCD'nin arasındaki o siyahlık farkını ortadan kaldırmış. Yani bu da şu demek oluyor. Herhangi bir otomotiv üreticisi buradaki ortaya çıkacak olan maliyeti de azaltarak bu ekranlardan satın alıp arabasına koyabiliyor. Yani burada 3 tane panel OLED olduğundaki maliyeti bir düşünün. Bir de bir tanesini LCD'ye düşürdüğünüzdeki yani yolcu ekranındaki ekranın LCD olması durumundaki maliyeti düşünün. Burada örnek vermek gerekirse buradaki OLED panel 4 birimse buradaki LCD ekranın panel birimi 2,5 birim civarı bir şey. Tabii bunlara hani rakam anlamında çok takılmayın. Ben örnek vermek anlamında söylüyorum. Gün sonunda adam bir tane almıyor bundan, bir sürü alıyor ve aradaki maliyet farkı inanılmaz. Hemen bu alanda arkamda gördüğünüz şurada Vizy yazan bir aslında ekosistem var arkadaşlar. Bu ekosisteminde en güzel örneklerinden bir tanesini burada demo olarak sizlere gösterme şansım var. Vestel'in zaten hali hazırda Evin Aklı isimli bir ekosistem uygulaması var. Evinizdeki Wi-Fi destekli Vestel ürünlerini bir mobil uygulama üzerinden kontrol etmeniz, onları kapatıp açmanız ya da bir şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Ama burada Vizy'de başka bir seviyeye gidiyor olay artık. Çünkü şöyle bir şey yapmışlar. Direkt de göstereceğim. Evinizden çıktınız ve klimanızı açık unuttunuz. Yolda da aklınıza bu geldi. Araba kullanırken telefon kullanmıyoruz. Buradan da bir kamu spotu olsun. Arabanızın panelindeki Vizy uygulamasına gittiğinizde karşıda bir klima var. Klima şu anda kapalı gördüğünüz gibi. Ben buradan arabanın panelinden klimayı aç dediğimde ben yolda gidiyorum şu an öyle hayal edin. Klima açıldı ve açık unuttum evden çıktım kapattım. Ya da bir başka senaryo eve giderken klimayı açmak istedim. İzmir'de yaşıyorum ben. Ev sıcak oluyor genelde. Eve giderken yolda ev soğusun istediğimde telefondan bakmak yerine doğrudan arabanın panelinden bunu yapmanız mümkün oluyor. Aslında bu arabanın paneli dediğim şey de birçok otomotive hali hazırda otomobile entegre edilebilecek bir düzenek, bir sistem aynı zamanda. Ancak şu anda bu Vizy ile beraber çok farklı bir ekosistem moduna girmiş. Sadece bu arada klimayı gösterdim size ama orada durmakta olan fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı tüm bu cihazlar aslında birbirine bağlı bir ekosistem olarak çalışıyor. Vizy sayesinde de aracın üzerinden bile kontrol edilebiliyor. Vestel'in Vizy ekosistemi aynı zamanda hemen klimanın altında yazan Member of Connectivity Alliance isimli platformun üyesi arkadaşlar ve Vizy'ye aslında sizler sadece herhangi bir Vestel ürünüyle değil, burada bulunan platforma üye olan tüm markaların ürünleriyle kullanabiliyorsunuz. Yani sadece kapalı bir ekosistem gibi düşünmeyin bunu. Farklı markaların da ürünlerini, tabii ki aynı platforma sahip olan ürünlerini yine Vizy üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve aracınızdan da kontrol etmeniz mümkün oluyor. Yanımda durmakta olan bu kartlar, boardlar diyoruz biz onlara aslında. Her biri ayrı bir projede, ayrı ve böyle çok önemli kritik noktalarda kullanılan kartlar. Şöyle örnek vereyim sizlere. Şurada görmekte olduğunuz uzun kart şu anda hali hazırda Amerikalı bir elektrikli otomobil üreticisinin araçlarında arka stop lambaların çalışabilmesi için kullanılıyor. Ve bu kartlar şu anda Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'den de Texas'taki bu otomotiv firmasının fabrikasına gidiyor arkadaşlar. Gerçekten etkileyici olduğunu düşünüyorum.
Şurada görmekte olduğunuz kart ise, bu kartı da yine görebilirsiniz yakından. Bu kart ise az önce gördüğünüz ekran panelinin de, yeni nesil otomobillerde bulunan ekran panellerinin de çalışabilmesi için lazım olan aslında bir kart. Burada yine farklı farklı mühendisliklerle geliştirilmiş kartlar var ve bunların her biri şu anda hala hazırda dünyada birçok ürünün kritik bölgelerinde görev yapıyor, özellikle otomobil tarafında. Standın bu bölümünde ise Vestel'in elektrikli otomobiller için üretmiş olduğu şarj istasyonlarını görüyoruz. Hemen benim sol tarafımda bulunan şarj istasyonlarının hepsi ev tipi dediğimiz, artık hepimizin gelecekte de ihtiyacı olacak yeni nesil şarj istasyonlarını görüyorsunuz. Sağımda bulunan şarj istasyonları ise artık böyle bizim dışarıda gördüğümüz, dışarıda da ihtiyacımız olan bazı markalara da verilen şarj istasyonları. Bunlar biraz daha endüstriyel işler açıkçası. Ancak burada da sergileniyor. Şimdi bu ev tipi şarj cihazları gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle bir elektrikli otomobil satın almak istiyorsanız, böyle bir hayaliniz varsa ya da aldıysanız, aslında sizin ihtiyacınız olan şey işte bu ev tipi şarj cihazları. Hali hazırda şu anda Vestel.com.tr'den bile satın alabiliyorsunuz bunları ama bununla alakalı da bilgileri aldım sizlerle, onları da paylaşayım. Bir ev tipi şarj cihazı satın aldığınızda aslında altyapısını hazırlamanız gerekiyor. Sonrasında Vestel servisi geliyor ve ürünün kurulumunu yapıyor. Ancak Vestel ise şöyle bir hizmet de sunuyormuş, onu az önce öğrendim. İsterseniz ben arabam var ya da almayı düşünüyorum, şarj cihazını nasıl kurdurabilirim, nereye kurdurabilirim, en iyi yer neresi olur gibi bir keşfe ihtiyacınız varsa da Vestel size bu konuda da destek oluyormuş arkadaşlar. Bu da güzel bir detay diye düşünüyorum. Çünkü daha çok yeni bir konu, birçok kişinin çok eksik bilgisi olan bir konu. Yeşillenmek için, bilgilenmek için bence çok ideal ve çok güzel bir hizmet. Buradaki görmüş olduğunuz cihazların birçoğu şu an Amerika ile uyumlu. Ancak ülkemizde de dediğim gibi Vestel.com.tr'den doğrudan satın alıp kullanabiliyorsunuz. Sürdürülebilirlik açısından da benim nacizane fikrim, bir elektrikli otomobil almayı düşündüğünüz senaryoda mutlaka evinizde bir şarj cihazı olmalı. Eğer onu oluşturamıyorsanız bir daha düşünmeniz lazım ki bu noktada da Vestel bence en önemli oradaki oyunculardan bir tanesi oluyor. Diğer rakipleriyle karşılaştırdığımızda bu ürünleri de beğendiğimi söylemem lazım. Bu alanda benim çok mantıklı bulduğum yeni bir geliştirme var Vestel'in yaptığı. İsmi Selfix, şurada da göreceğiniz üzere. Şimdi Selfix'in iki farklı varyasyonu var. Ülkemizde de belli bir miktarda kullanımda şu anda. Ancak biz şu an Almanya'da kullanımda olan versiyonunun bir demosunu yapacağız. Bu sistemin çalışma mantığını bir cümleyle bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Sistem aslında herhangi bir app indirmenize gerek kalmadan tek seferde kullanıcılara cihazlarındaki problemleri çözme fırsatı sağlıyor. Şirketler için de ekstradan teknisyen ziyaretlerinin yarattığı maliyetten kaçınmasını sağlıyor. Bir demo hemen yapmamız tabii süper olur. Tabii. Benim şimdi bir mesela bu televizyonda problemim olduğunu düşünün arkadaşlar. Ve ben bağlandım hali hazırda. Karşımda da bir müşteri temsilcisi var. Beni nasıl yönlendiriyor gösterebilir misiniz? Şu an televizyonun sol altındaki bir pikselde bir bozukluk var diyelim mesela. Call Center aradığınızda Call Center öncelikle sizin cihazın yanınızda olup olmadığını ve hani uygunluğunuzu teyidini alıyor. Teyit aldıktan sonra telefonunuza SMS ile bir link gönderiyor. Linke tıkladığınız anda otomatik olarak web browser üzerinden Selfix uygulamasıyla konuşmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir application indirmeye gerek kalmadan ve problemli cihazınızı gösteriyorsunuz. Gösterelim. Call Center çalışanıysa size burada eş zamanlı çizimler yaparak yönlendirmeler yapıyor. Örneğin diyor ki bu butonu şu yönde çevirelim. Şöyle bir ufak çizimle göstereyim. Evet, televizyonumuz bozuk şu an, varsayıyoruz ki. Veya işte şu tuşu işaretleyelim dediğinizde eş zamanlı anında olarak burada da siz bu işaretlemeleri görüyorsunuz. Böylece her şey kontrol altında. Siz de rahatça ürünle temas ederek çözmeye çalışıyorsunuz. Call center veya teknisyen de size bu şekilde yönlendirerek çözmeye, çözemezse de problemin kök sebebini anlamaya çalışıyor. Peki ülkemizde Selfix şu an ne aşamada, nasıl kullanılıyor? Şu an Vestel'in kendi yetkili servisleri tarafından teknisyenler arası eğitimlerde ve bazı pilot çalışmalarda kullanıcılarla buluşmaya başladı aslında. Vestel'in kendi ürettiği, Almanya'ya servis ettiği bütün ürünlerde, Almanya özelinde artık call center'larda Selfix ile çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Sadece bu alanlar değil, eş zamanlı olarak biliyorsunuz biz Vestel olarak yurt dışına daha çok aslında ürün gönderiyoruz farklı markalarla. Burada birlikte çalıştığımız servis partnerlerimiz var. Danimarka'da, Finlandiya'da, Norveç'te, Hollanda'da. Bu servis partnerleri de
Freeler Selfix'i kullanmaya başladı ve ürünlere bu şekilde çözüm vermeye başladı. Yaptığımız analizlere göre de call center aramalarının %60'ını aslında teknisyen ziyaretine gerek kalmadan bu şekilde çözebiliyoruz. Ya da çözemesek bile teknisyenin gerekli malzemeyi yanında alıp ziyareti tek seferde tek bir ziyaretle çözmesini sağlıyoruz. Bu da ciddi anlamda bir herkese mutluluk veriyor. Kimse teknisyen beklemiyor evde artık. Emeğinize sağlık. Muhteşem bir sistem olmuş. Benim standta en çok beğendiğim şeylerin arasında direkt ilk 3'e 4'e girebilecek bir sistem. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim size de bizi aydınlattığınız için. Sağ olun. Ederim. Vestel'in standındaki en yeni teknolojiler TS 2023 için bu şekilde arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? Standtaki en çok ilginizi çeken şey, teknoloji, ürün hangisiydi? Lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. TS 2023'teki turum tüm hızıyla devam edecek. Tabii ki her zaman olduğu gibi sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.